üyelerimiz saygıdeğer vatandaşlarımız bizleri televizyonları başında izliyorsunuz, radyolarınızdan dinliyorsunuz veya sosyal medya hesaplarından dinliyorsunuz. Ben ve Parti Meclisi'nin bütün üyeleri sizlere en sıcak, en samimi sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Çok zor durumda olduğunu biliyoruz Türkiye'nin. Ama Vereceğim rakamlar sakın sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Türkiye güçlü bir ülkedir. Her şeye rağmen güçlü bir ülkedir. Her şeye rağmen umutlu bir ülkedir. Her şeye rağmen bu ülkeye gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için mücadeleyi hak eden bir ülkedir. Bu bağlamda var olan hükümet, sarayı ve onun beslemeleri Türkiye'yi bir krizin içine sokabilirler. Ağır bir ekonomik buhrandan geçmiş olabiliriz. Ama biz bilinçli olarak bir araya gelerek ülkemizin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Dostlarımızla birlikte yapacağız. Esnafımızla birlikte yapacağız. İşçimizle, köylümüzle, sanayicimizle birlikte yapacağız. Sanatçımızla birlikte yapacağız. Bizler gibi düşünen politikacılarla birlikte yapacağız. Türkiye gerçek anlamda bölgesinde ve gerçek anlamda dünyada söz sahibi olan bir ülke haline gelecektir hiçbir yerden, hiçbir makamdan, hiçbir emperyal gücün sözcüsünden asla talimat almayacaktır. Onurlu bir ülkedir Türkiye. Bu onurlu ülkeyi yaşatmak, ayağa kaldırmak da bu ülkede herkesin boynunun borcudur. Değerli vatandaşlarım, COVID-19 sürecini yaşıyoruz. Dün 57 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam resmi rakamlara göre hayatını kaybeden vatandaşımız 6730 oldum. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu rakamların gerçek olmadığını, bu rakamların çok daha fazla olduğunu ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Doktorlar da biliyor, hemşireler de biliyor, esnaf da biliyor, vatandaş da biliyor. Herkes biliyor. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun bizler mücadelemizi, hak için mücadelemizi, adalet için mücadelemizi, doğruluk için mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli vatandaşlarım, bir devlet stratejiyle yönetilir, akılla yönetilir, mantıkla yönetilir, bilgiyle yönetilir, erdemle yönetilir. Bir devlet yarın sabah ne olacağım kısa aralığıyla yönetilmez. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu devlet nereye gidecek? Dünya nereye gidecek? Türkiye nereye gidecek? Belli bir stratejiyle yönetilir. Bir sorunla karşılaştığınızda o sorunu çözmek için bir strateji belirlersiniz ve o strateji çerçevesinde hareket edersiniz. Dolayısıyla sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözmüş olursunuz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıklı, yine stratejiyle. Nedir? İki ayaklı. Birincisine önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. Yani COVID-19 mikrobunun, koronavirüs mikrobunun bulaşmasını engelleyecek önlemleri alacaksın. Akıl var mantıklar. İkincisi ne? İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin. Bu kadar basit. Dünya bunu yapıyor. Biz başlangıçta böyle yola çıktık. Şimdi yayılıyor COVID-19 mikrobu. Dolayısıyla tedavi için hastaneler tıka basa dolu, yoğun bakımlar tıka basa dolu. Yani iş tamamen tersine dönmüş durumda. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösterir, gösteriyor. Sevgili vatandaşlarım. Bu olay ilk ortaya çıktığında samimi olarak çıktık. Hiçbir politik malzeme konusu yapmadan dedik ki bu sorunu şöyle bir stratejiyle çözebilirsiniz. Bir önce bir sağlık sorunu çıkacak ortaya. Sağlık sorununu önce mikrobun yaygınlaşmasını engelleyeceksiniz. Sonra eğer mikrobun bulaştığı vatandaşlar varsa onları tedavi edeceksiniz. Bunun önlemlerini alacaksınız. Bununla ilgili bir bilim kurulu var. Son derece doğru. Bilim kurulunun eksiği ne? Bilim kurulu sözcüsü yok. Her kafadan bir ses çıkıyor. Vatandaş öncelikle bunları büyük bir dikkatle dinledi. Sonra bunların kendi aralarında çelişen söylemlerine de tanık oldu. Değerli arkadaşlarım dedi ki öncelikle bir sağlık sorunu çıkar. Arkasından bir işsizlik gelir. Arkasından bir yoksulluk gelir. Dolayısıyla bunu engellemek gerekiyor. Stratejiyi bunun üzerine inşa etmeniz gerekiyor dedik. Biz bunları dedik. Neyin nasıl yapılacağını, nasıl yapılması gerektiğini de çıktık televizyonlara basın toplantısı yaparak bir değil birden fazla tek tek anlattık. Tek tek. Hani şu Eleştiri gelse diyeceğim ki ya gerçekten haksızlık. Kardeşim siz muhalefetsiniz. Çıkıyorsunuz hep muhalefet yapıyorsunuz. Bakın sevgili vatandaşlarım hangi partiden olursa olsun, hangi bölgede olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda yaşayan vatandaşlar için açık ve net söylüyorum. Bu süre içinde muhalefet yapmamaya, sürekli doğruları söylemeye, sürekli hükümeti yönlendirmeye, doğru yola yönlendirmeye vatandaşın yaşadığı sıkıntıları nasıl aşar bunu anlatmaya çalıştık ve özen gösterdik. Bunun için mücadele ettik. Bunun için basın toplantıları yaptık. Bunun için vatandaşla buluştuk. Bunun için sivil toplum örgütleriyle buluştuk. Kahvecisiyle buluştuk. Servisçisiyle buluştuk. Herkesle buluştuk aslında. Dedi ki sorunu böyle çözersiniz. Ama ne yazık ki bunlar olmadı. Sağlık Bakanı çıktı. Normal açıklamalar yapıyor. Her akşam belli bir saatte şu kadar vatandaşımız yakalandı, şu kadar vatandaşımız hayatını kaybetti diye. Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra Sağlık Bakanı da bütün güveni yitirdi. Neden? Şu cümleyle başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Ya Sayın Cumhurbaşkanı dediğin kişi doktor değil ki onun talimatıyla. Eğer talimatsa bilim kurulunun talimatı olacak. Görüşse bilim kurulunun görüşü olacak. Sen doktorsun. Bilim kurulundakilerin tamamı doktor. Onlar yolu yöntemi size öneriyorlar. Erdoğan ne talimatı veriyor size? Bu talimattan sonra olaylar tamamen güvensiz bir ortama sürüklendi. Ve devletin saygınlığı büyük yara aldı değerli arkadaşlarım. Bugün vaka sayıları da ölüm oranı sayıları da gerçeği yansıtmıyor bunu herkes ama herkes bu topraklarda yaşayan herkes gayet net biliyor. Bugün sağlık çalışanları moralsiz, tükenmişlik sendromu yaşadıklarını söylüyorlar. Çünkü virüsün yaygınlaşmaması için gereken önlemlerin alınmadığını, alınan önlemlerin çok yetersiz olduğunu, hastanelerin yoğun bakımın tıka basa dolu olduğunu bunu dillendiriyorlar. Zaten vatandaşlarımız da bunun çoğu kez tanrılı oluyor değerli arkadaşlarım bu süreçte kim ne derse desin bütün sağlık çalışanlarına bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek benim boynumun borcudur bütün sağlık emekçilerine yürekten teşekkür etmek bu ülkede yaşayan her vatandaşın boynunun borcudur onlar günün 24 saatinde çalıştılar onlar evlerine bile gitmediler. Onlar çocuklarını bile uzun süre görmediler. Onlar hastayı tedavi edelim derken mikrop kaptılar ve kendi hayatlarını hayatları sona erdi. Çoğu sağlık çalışanımız hayatını kaybetti. Böyle bir tablo içerisinde, böyle bir tablo içerisinde gerçekten de biz toplum olarak bütün sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Peki siyaset? Siyaset ne yaptı? Elinizi vicdanınıza koyun. Gerçekten samimi söylüyorum. Her vatandaşım elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Ya Allah aşkına. 18 yıldır bu ülkeyi yöneten bir siyasi parti 18 yıldır parti demeyeyim de bir kişi 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. 5 maskeyi dağıtamadılar. 5 maske. 5 maskeyi sabah şöyle dağıtılacak. Öğleden sonra şöyle dağıtılacak. Akşam eczaneler dağıtacak. Sabah bilmem kim dağıtacak diye kararlar aldılar. Beş maskeyi dağıtamayan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi bu buhrandan çıkarmasına imkan yoktur değerli arkadaşlar. Sonra bunlar çıktılar. Ekonomide neler yapacaklar? Topladılar bakanlar toplandı. Bazı iş adamları oraya geldi. Sayın Erdoğan çıktı kürsüye. Ekonomide neler yapılacağını anlattı bu pandemi sürecini aşmak için yaptıkları, önerdikleri işlerden birisi şu. Efendim, uçak biletlerindeki %18 olan KDV oranını yüzde %1'e indireceğiz. Vatandaşıma müjde. Allah aşkına bunun salgınla ne ilgisi var? Sonra aynı Erdoğan çıktı. Karar aldılar, uçakla seyahat yasak. Böyle bir devlet yönetimi dünyanın hangi ülkesinde görülür? Böyle bir devlet yönetimi ülkenin sorunlarını çözebilir mi? Saraydan Türkiye farklı mı görülüyor? Caddeden, sokaktan, köyden, kırdan Türkiye farklı mı görünüyor? Bu kadar kısır, bu kadar öngörüsüz, bu kadar basiretsiz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Böyle bir yönetim hiç gelmemiştir. Değerli arkadaşlarım, 18 yıldır yönetiyorlar. Yine kendilerine söyledik. Sorun çıkacak mı? Evet çıkacak. Sorun çözülmesi gerekiyor. Evet çözülmesi gerekiyor. Sorunu nasıl çözeceğiz? Önce sorunu öğreneceksin. Ondan sonra çözüm için oturup konuşacaksın. Sorun belli mi? Belli. Peki nasıl çözülecek? Sorunu yaşayanları çağır dedim. Sorunu yaşayanlardan bir dinle dedim. Bu sorunu nasıl yaşıyorlar? Nedir kahvecinin sorunu? Nedir esnafın sorunu? Nedir şoförün sorunu? Nedir sanayicinin sorunu? Nedir ihracatçının, ithalatçının sorunu? Nedir okulların sorunu, öğretmenlerin sorunu? Nedir çiftçinin sorunu, tarımcının sorunu? Çağır dedik. Emeklinin sorunu nedir? Çağır dedik. Bunun adı Ekonomik Sosyal Konsey. Anayasal kurum. Anayasada yazıyor. Ekonomik Sosyal Konsey. Çağır kardeşim bunları. Deyin ki sizin derdiniz nedir? Biz dinlemek istiyoruz. Topla bakanlarını. De ki biz Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya. Siz sorun yaşıyorsunuz, biz de çözmekle görevlendirilmiş kişileriz. Anlatın sorunlarınızı, biz de çözümlerimizi anlatalım. Bu sorun nasıl aşılır? Oturun anlaşın. Bunu söyledim mi? Söyledim. Peki yaptın mı? Yapmadın. Neden? Sarayın kibri el vermiyor. Herkesi küçük görüyorlar. Herkesi kendi köleleri olarak görüyorlar. Ben talimat veririm onlar yapar diye. O mantıkla bakıyorlar. Bu mantıkta siz yaklaştığınızda ülkeyi felakete sürüklersiniz. Bir daha söylüyorum. Bu mantıkta devlet yönetilmez. Bu mantıkta ancak bir ülke felakete sürüklenir. Değerli arkadaşlarım. Bir şey daha ifade edeyim. Bunlar kalksınlar, yatsınlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsinler. Eğer bu ülkede bir infial yoksa Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hiçbir ayrım yapmadan hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götürmeleridir. Yoksulun elinden tutmalarıdır. Maskeleri Türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtmalarıdır. Bütün engellemelere rağmen, bütün engellemelere rağmen yaptılar bunu. Düşünün, belediye güzel hizmet veriyor, vatandaş belediyeye katkıda bulunmak istiyor, para veriyor, o paraya bile el koydular bunlar. Bunların ne bu dünyada ne de öbür dünyada Vallahi de billahi de yatacak yerleri yoktur. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Vatandaşa hizmet ediyorsunuz yapamıyorsun. Ben yapamıyorsam sen de yapmayacaksın diyor. Ama o beldeden sorumlu o belediye başkanı. O beldeyi yönetiyor o belediye başkanı. Ona hizmet etmek zorunda. O beldede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini taahhüt etti o belediye başkanı. Buna bile izin vermediler. Ve bugün geldiğimiz nokta sevgili vatandaşlarım. 10 milyonu aşkın işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde rekordur. 10 milyonu aşsız aşan işsiz sayısı. Yoksulluk. 10 binlerce çocuk yatağa aç giriyor bu ülkede. 10 binlerce çocuk. Çöp konteynerları iyi ki var arkadaşlar. Sevgili vatandaşlarım diyecek ki ya bu da laf mı Allah aşkına çöp konteynerları iyi ki var denir mi? Çöp konteynerlerinden bugün on binler geçiniyor. On binler. Oradan yiyecek topluyorlar. Oradan kağıt topluyorlar. Oradan meyve topluyorlar. On binlerce kişi geçiyor. On binlerce kişi. 21. yüzyılın Türkiye'sinden söz ediyorum. 18 yıldır bu ülkeyi kesintisiz tek başına yöneten bir kişinin yönetiminden söz ediyorum ben. Hala ortaya çıkmış afrayla tafrayla konuşuyorlar. Şu tabloyu görüyor musunuz? Bakınız. Zeytinyağı. Üzerinde alarm var. Mağazada çalınmasın diye. Mağazada. Çocuklar için mama. Alarm takılmış çalınmasın diye. Bir kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kişi. Herhangi bir vatandaş. Çocuk mamasını niye çalar Allah aşkına? Zeytinyağını niye çalar mağazadan? Çocuğu açtırdı onun için. Türkiye'yi bu tabloyla karşı karşıya getiren kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? 18 yıldır bu ülkeyi yöneten kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Her vatandaşımın, özellikle AK Partili vatandaşlarımın, özellikle milliyetçi vatandaşlarımın sarayın bekçiliğini yapanlara itibar etmeyin. Herkesin oturup düşünmesi lazım. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Eğer bir kişi çocuğunu beslemek için mağazadan mama çalmaya kalkıyorsa, Türkiye bu noktaya gelmişse herkesin oturup düşünmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, hala akıllarını başlarını almış değiller. Bakın bütün bu tabloya rağmen hala akıllarını başlarını almış değiller. Ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Çalışırken 5 bin lira, 6 bin lira, 10 bin lira alan kişi ücretsiz izne ayrıldı. Buna şimdi 1168 lira veriliyor. 1168 lira. Aylık mı? Evet, 1168 lira aylık veriyor, günde 39 lira. Bununla otu, bu 1168 lirayla bu kira ödeyecek. Çocuğunu okula gönderecek. Dolmuşa binecek, belediye otobüsüne binecek. Evine ekmek getirecek. 1168 lirayla. Erdoğan'a sormak isterim. Senin sarayında senin sarayında ve senin beslemelerinin hanelerinde saraylarında 1168 lirayla çalışan var mı devletin arpalıklarında 5000 lira 10 bin lira 30 bin lira 40 bin lira 50 bin lira üstelik tek değil birden fazla yerde aylık alanlar varken sen 1168 liraya 100 binleri mahkum ediyorsun sonra da ortaya kalkıyorsun efendim Türkiye güçlüdür sen güçlüsün. Sen, sen güçlüsün. Yargıyı arkaya aldı, arkanı aldın. Parlamentoyu arkanı aldın. Birisi ses çıkardığı zaman kafasına vuruyorsun. Eğer sesini çıkarmaya devam ediyorsa yakalayıp hapse atıyorsun. Gücünü buradan alıyorsun. Ama bu güç geçicidir. Bu millet sana gösterecek. Demokratik yollardan gösterecek. Sandıkla gösterecek. Sandığa gidecek ve seni yolcu edecek kardeşim bu milletin yakasından seni düşürecek. Bakınız. Türkiye borç batağında. Durumumuz iyi diyorlar. Ne iyisi ya? Milleti mi kandırıyorsun sen? Resmi rakamları açıklayacağım. Bütün vatandaşların büyük bir dikkatle dinlesinler. Türkiye borç batağında. Türkiye saray ve beslemelerinin çiftliği gibi yönetiliyor. Evet Türkiye saray besle sarayın ve beslemelerinin çiftliği gibi yönetiliyor. Ben istediğim gibi yaparım diyor. İstediğim gibi yönetirim diyor. Kimse bana hesap soramaz diyor. Ben güçlüyüm diyor. Sen güçlü değilsin. Güçlü insan akılla hareket eder. Gücünü toplum için harcar. Gücünü konteynerlarda çöp toplayan, gıda maddesi toplayan geçimini sağlayan insanların refahı için harcar. Güç kontrolsüz olduğu zaman güç olmaktan çıkar. Gücü adaletle pekiştirdiğiniz zaman gerçek anlamda güç olur. Öbür türlü zulme dönüşür. Ve bugün de Erdoğan'ın yaptığı 83 milyona yaptığı zulümdür. Bakınız. Son 12 ayda 171 milyar dolar borç ödenecek. Yani önümüzdeki 12 ayda 171 milyar dolar borç ödenecek. 171 milyar dolar borç ödemek için borçlanmak zorundalar. Başka çareleri yok. Nereden bulacaklar parayı? Borçlanacaklar. Yani borç ödemek için yeniden borçlanmak zorundalar. Bu yılın İlk yedi ayında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. İlk yedi ayında bütçe açığı Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütçe açığı 139 milyar Türk lirası. Olmayan para harcanmış. 139 milyar Türk lirası. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı. Bu bütçe açığını kapatmak için de borçlanacaklar. Başka? Yine önümüzdeki e, geçen yedi ayda yani Ocak'ta Temmuz arasında 80 milyar lira faiz ödendi. 80 milyar lira faiz ödendi. Faizi ödemek için de borçlanacaklar. Ana parayı ödemek için borçlanıyorsun. Faizi ödemek için borçlanıyorsun. Bütçe açını kapatmak için borçlanıyorsun. Sonuç? Borç alan emir alır. Alıyor mu? Kesinlikle emir alıyor. Kesinlikle. Trump'ın bir dediğini asla iki yapamaz. Bir dediğini asla iki yapamaz. Borçlanmak zorundadır. Talimatı oradan almak zorundadır. Papazı nasıl bıraktı? Bir talimatla papazı bıraktı. Bırakmasa bak senin mal varlığını incelerim ha diyor. Dünyadaki mal varlığını incelerim diyor. Ben bunu söylediğimde benim aleyhime tazminat davası açıyor. Ya söyleyen Trump niye Trump aleyhine bir dava açmıyorsun? Açamaz. Açamaz. Bir daha söylüyorum. Açamaz. Gücü yetmez. Korkar çünkü. Bankalardaki toplam mevduatın şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bankalardaki toplam mevduatın Geçen hafta %53'ü dolardı. Bu hafta %56.8'i dolar oldu. Yani vatandaşların toplam mevduatı <laughs> toplam mevduatı, mevduatın mevduatın %56.8'i dolar cinsinden. Bu ne demektir? Parası olanlar bu hükümete güvenmiyor. Türk lirasını tutmuyor. Bunların yerli ve milli söyleminin ne kadar yapay olduğu, ne kadar temelsiz olduğu bu rakamlardan ortaya çıkıyor. Düşünün bir ülkede Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan vatandaşlar birikimlerini bankada tutuyorlar ama tutarken Türk lirası olarak değil döviz olarak tutuyorlar. Değerli arkadaşlarım, 19 ayda dolar 7 lirayı aşmasın diye Dolar 7 lirayı aşmasın diye 19 ayda 105 milyar dolar para sattılar. Dolar dolar 7 lirayı aşmasın diye. 105 milyar doları kim aldı? Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan yani 83 milyon vatandaştan kim aldı bu 105 milyar doları? Kimler aldı? Bir avuç dolar lobisi elemanı aldı, aktörü aldı ve bunların tamamı köşeyi döndüler. Değerli arkadaşlarım, kamu bankalarının döviz açığı yani devlet bankalarının döviz açığı 5 Eylül itibariyle 4 milyar 800 milyon lira. Daha acı bir şey söyleyeyim. Özellikle AK Parti'ye oy veren Değerli vatandaşlarıma hitap ederek bunu söyleyeyim. Rus doğalgazını biz 190 dolardan alıyoruz. Doğru değilse Erdoğan desin ki Kılıçdaroğlu doğruyu söylemiyor. Rus doğalgazını biz 190 dolardan alıyoruz. Avrupalı aynı doğalgazı 60 dolardan alıyor. Vatandaşa sonuçta 250 dolara satıyoruz. Avrupalı 60 dolardan alıyor. Şimdi sormak isterim. Ya bu mudur memleketin iyi hali? Bu mudur düzelen Türkiye? Şimdi vatandaşlarım şu soruyu sormalılar. Sormak zorundalar. Sormazlarsa ülkeye, ülkeye, ülkenin geleceğine <laughs> ülkenin geleceğine sağlıklı katkıda bulmazlar. Dolayısıyla şu soruyu sormak zorundalar. 18 yılda memleketi kim bu hale getirdi? 18 yılda. Cumhuriyet Halk Partisi mi getirdi? İyi Parti mi getirdi? Saadet Partisi mi getirdi? Demokrat Parti mi getirdi? HDP mi getirdi? Kim getirdi? 18 yılda memleketi bu hale kim getirdi? Türkiye Cumhuriyeti'ni bir borç batağına kim soktu? Bu paralar nereye gitti? Kim kullandı bu paraları? Bunun cevabını bekliyoruz. Ve icra dairelerindeki dosya sayısı. 4 Eylül itibariyle. 4 Eylül 2020 tarihi itibariyle icra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 887 bine yükseldi. Evet. Şimdi herkesin huzurunda 83 milyonun huzurunda Erdoğan'a ve damadına <laughs> Erdoğan'a ve damadına şu soruyu soruyorum. Türkiye'yi bu ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağını çık milletin önüne madde madde açıkla. Madde madde. Madde bir şunu yapacağım. Madde iki şunu yapacağım. Madde üç şunu yapacağım diye açıkla. Açıklayamıyorsan bana şunu söyle. Ey Kılıçdaroğlu ben açıklamadım sen açıkla. Ben açıklayacağım. Çünkü ben memleketimi seviyorum. Ben vatandaşımı seviyorum. Ben ülkemi seviyorum. Ben Türkiye'nin büyümesini istiyorum. Ben hiçbir evde hiçbir çocuk yatağa aç girmesini istiyorum. Ben bu memlekette huzur istiyorum. Ben bunları açıkladım. Yine açıklarım. Üstelik sana 2018'den bu yana yol gösteriyorum. Şunu yap, şunu yap, şunu yap diye. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Şimdi kalkmışsın. Millete maval okuyorsun. Efendim Türkiye şöyle yapacağız, Türkiye'yi böyle yapacağız. Tablo bu işte. Fotoğraf bu. Hepsi gerçek. Hepsi senin rakamları. Senin yayınladığın rakamlar bunlar. Bu arada Kamu sigorta şirketlerini de Türkiye Varlık Fonu'na devrettiler. Ne demek Türkiye Varlık Fonu? Paralel hazine. Niye paralel hazine? Öbür hazineyi Sayıştay denetliyor ama Türkiye Varlık Fonu'nu Sayıştay denetleyemiyor. Denetimsiz. Milyarlar burada ama denetlemeyecek. Kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi de denetlemeyecek. Sayıştay da denetlemeyecek. Milletvekilleri denetlemeyecek. Burayla ilgili hiçbir bilgi hiç kimseye verilmeyecek. Tam bir çiftlik. Erdoğan ailesinin ve yakınlarının, damadının ve beslemelerinin çiftliği. İstedikleri gibi kullanıyorlar. İstedikleri gibi yiyorlar. istedikleri gibi harcıyorlar. Sorumu tekrar söyleyeyim. Sevgili Erdoğan. Saygıdeğer Erdoğan. Türkiye'yi bu buhrandan nasıl çıkaracağını çık milletin önüne madde madde, madde bir, madde 2, madde 3, madde 4 diye açıkla. Ben bunu bekliyorum. Vatandaş da bekliyor. Hepimiz bekliyoruz. Kahveci bunu bekliyor. Şoför bunu bekliyor. Sanayici bunu bekliyor. Çiftçi bunu bekliyor. Emekli bunu bekliyor. İşçi bunu bekliyor. İşsiz de bekliyor. Kadınlar da bekliyor. Erkekler de bekliyor. Çocuklar da bekliyor. Bu buhrana sen soktun. Bu buhrandan Türkiye'yi nasıl çıkaracağını çık millete anlat. Ben bunu bekliyorum. Parti meclisimizin saygıdeğer üyelerim, değerli vatandaşlarım, yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde önemli bir dava görüşülecek. Barış Pehlivan, Murat Arel, Hülya Kılınç yargılanacaklar. Efendim bunların suçu Libya'da şehit olan bir MIT mensubumuz, mensubumuzun kimliğinin açıklanması. Bu kimlik çok önceden zaten açıklandı. Biliniyordu zaten. Erdoğan bir MİT mensubunun şehit olduğunu ki, önce kendisi söyledi. Bir milletvekili mecliste basın toplantısı yaptı. Definin yap yapılacağı yerin muhtarı sosyal medyadan çağrı yaptı. Bazı internet siteleri bunu zaten yayınladılar. Ve bunu Oda TV'de haber olarak yayınladı. Oda TV'ye karşı, bu internet sitesine karşı Erdoğan'ın özel bir alerjisi var. Çünkü çok sayıda vatandaş, milyonlarca kişi bu internet sitesine girip oradan bilgi alıyorlar. Her görüşten insan, her görüşten insan, her siyasal görüşten insan buraya girip buradan bilgi alıyor. Okuyor, beğenir veya beğenmez. O ayrı bir şey. Ama haber konusunda, haberin sonuçu konusunda Türkiye'de en önemli internet sitelerinden birisiydi. Erdoğan açıklıyor suç değil. Milletvekili açıklıyor suç değil. Muhtar açık diyor suç değil. Bazı internet sitelerinde bu haber yer alıyor suç değil. Ama Oda TV'de yayınlanınca suç. Barış Behlivan, Murat Arel ve Hülya Kılınç boşu boşuna şu anda hapiste yatıyor. Şunu söylemek isterim. Saygıdeğer vatandaşlarım. Bir MIT mensubunun Libya'da şehit edilmesi, şehit olması elbette ki hepimizin yüreğini dağlar. Elbette ki şehitlere saygımız sonsuzdur. Elbette ki bit mensuplarının kendine özgü, o dünyanın kendine özgü gizliği vardır. Ama bunu ifşa eden başta kimdir? Erdoğan'dır. Erdoğan'ın suçu sadece bununla mı sınırlı? Hayır efendim. Devletin en mahrem bilgilerini bir daha söylüyorum. Devletin en mahrem bilgilerini kozmik odayı terör örgütünü açan Erdoğan'dır. Devletin bütün bilgilerini yabancı servislere gitmesini sağlayan da Erdoğan'dır. Kozmik odayı açan, devletin bütün sırlarını terör örgütüne veren kişinin hiçbir suçu yok. Ama bir MIT mensubunun kimliği açıklandı diye gazeteciler hapiste. Olmaz bu. Aynı zamanda Oda TV 187 gündür kapalı. Yasaklı. Niçin? Hangi yasaya göre yapılıyor bu? Hiçbir yasa yok. Yasaklayan hiçbir yasa yok. Hiçbir yasa maddesi de yok. Tamamen kanunsuz. Tamamen Erdoğan'ın talimatı üzerine yapılıyor bunlar değerli arkadaşlarım. Tutukluk nedenleri ne? Efendim kaçma şüpheleriymiş. Ya bunlar arandığında, arandıklarında zaten kendileri gittiler. Niye kaçsınlar ki? Suçlular kaçar bunlar suçlu değil ki. Değerli arkadaşlarım. Müyesser Yıldız. Bu da Ankara'da hapishanede. Tutuklama gerekçesi devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak. Ama işin garip tarafı şu. Devletin gizli kalması gereken bilgilerini bilgilerini işlediği yazı hala internet sitelerinde var. Yani gizli ise bunların kaldırılması lazımdı. Gizli değil. Ortada gizli bir şey yok zaten. Ve İşin garip tarafı Veysel Yıldız'ın hala ve hala iddianamesi hazırlanmıyor. Hakimin önüne çıkamıyor. çıkamıyor. Niye iddianame hazırlanmıyor? Trump'ın mı telefon etmesi lazım? Merkel'in mi telefon etmesi lazım? Bir gecede kimin iddianamesinin hazırlandığı, ertesi gün kimin yargılandığı ve aynı gün Almanya'dan gelen uçağa, uçağa bindirilip nasıl gönderildiğini herkes biliyor Türkiye'de emperyal güçler talimat verdiğinde Erdoğan esas duruşa geçiyor. E bir de yasaların önünde esas duruşa geç. Ahlakın önünde, erdemin önünde, adaletin önünde esas duruşa geç. İnsanları neden hapise atıyorsun? Neden hapiste tutuyorsun? Aynı şekilde onun emirlerinin dışına çıkmayan, yani Erdoğan'ın emirlerinin dışına çıkmayan, verdiği her emrin gereğini yaparız diyen rütükse telebire 1'e 5 gün ekran karartma cezası verdi. İlk kez bir televizyon kanalına beş gün kapatma cezası veriliyor. Tele birin günahı ne? Kusuru ne? Suçu ne? Büyük bir suçu var. Kabul edelim. Gerçekleri halka anlatmak. Gerçekleri halka sunmak. Gerçeklere tahammül edemiyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Gerçeklere tahammül edemedikleri için en iyisi ekranı karartalım. Kimin gücüyle? Rütü'nün gücüyle orada AK Partililer ve sarayın bekçiliğini yapan bir partinin taraftarları var. Onlarla, onların aracılığıyla baskı kuruluyor. Aynı şekilde Osman Kavala niye içeride? Bir sefer beraat etmiş. Yine içeride. Tahliye kararı iki sefer verilmiş. Yine içeride. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hak ilali var diyor bu, bu dosyada. Bu işte hak ilali var diyor. Yine içeride. Niye içeride? Erdoğan isteti diye. Selahattin Demirtaş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki tutuklu siyasi diyor tahliye edilmesi lazım diyor. Karar veriyor. E Anayasa Mahkemesine göre de e, affedersiniz anayasaya göre de o kararın yani ahim kararlarının iç hukuka üstünlüğü var. Uygulanması lazım. Erdoğan diyor ki uygulamayın. İçeride kalsınlar. Niçin? E Selahattin Demirtaş bana dedi ki seni başkan yaptırmayacağız. Madem sen beni yaptırmayacaksın o zaman içeride kalacaksın. Sanıyor ki Osman da, Selahattin Demirtaş'ta ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler. Asla. Niye desinler? Hangi gerekçeyle desinler? Şunu rahatlıkla ifade edeyim. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. Adaletsizliğe karşı en büyük mücadeleyi bedel ödeyerek biz yerine getirdik diyeceklerdir. Bunu da hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Tabi bu olunca ne oluyor? Bütün bunlar olunca devlette çürüme dediğimiz bir olay çıkıyor ortaya. Devlette çürüme var. Çürüyor devlet. İçten içe çürüyen bir devlet yapısı var. Hiç aklınıza gelir miydi? İki memur suçlu resmi gazeteye ilan vererek devlet arıyor. Düşünebiliyor musunuz siz? 21. yüzyılın Türkiye'sinde. Suçlu memuru bulmak için gazeteye ilan veriyoruz. Bunlar memur. Ağaçlarını alıyor, aylıklarını alıyorlar. Bankadan alıyorlar. Hangi günlere kaldık? Nasıl bir devlet yönetimidir bu? Çünkü bunlara dokunmayın talimatı büyük bir ihtimalle verildi. Sayıştay da mecburen resmi gazeteye ilan vererek bu iki kişiyi arıyor. Yine aynı şekilde Kızılay denen bir kurumumuz var değil mi bizim? Fakirin, fukaranın, zor durumda kalanların yardımcısı olacak olan kurum Kızılay. Hepimizin bir dönem şanla şerefle baktığımız Kızılay. Kurban Bayramı'nda kurban kabul ediyor. Kesici kurbanları kavurma haline getiriyor. Fakir fukaraya dağıtmak için. Sonra bir bakıyoruz ki o fakir fukaraya dağıtılması gereken kurban etleri AK Parti milletvekilinin otelinin lokantasında çıkıyor. Otelinde çıkıyor. Şu hale bakın Allah aşkına. Şu devletteki çürümüşlüğe bakın. İnsanda biraz utanma olur. İnsanda biraz ahlak olur. İnsanda, insanda biraz edep olur. Ya fakir fukaraya verilecek olan kavurmayı nasıl alıyorsun da kendi otelinde müşteriye ikram ediyorsun. Oradan ne kazanacaksın ya? Zehir zıkkım olsun ya. Ben bunu söylemeyeyim de kim söylesin Allah aşkına? Her türlü baskı yapılıyor. Her türlü baskı yapılıyor. Biliyorum ben bu gerçekleri söylediğim diye çok kızacağım. Kısın efendim kısın. Söyleyeceğiz. Gerçekleri sonuna kadar söyleyeceğiz. Sonuna kadar anlatacağız. Mısır'daki Sağır Sultan duyuncaya kadar. Bütün bunları anlattım diye kimse umutsuzluğa kapılmaz. Kimse, kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. En zor koşullarda Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları bütün zorlukları aşmasını bilmişlerdir. Kurultayımızda İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini açıkladık. İkinci yüzyıla. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına. İkinci yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. İlk seçimlerde demokrasiden yana olanlar, totaliter baskıcı rejime karşı olanlar, hangi kimlikten, hangi inançtan ve hangi siyasi görüşten olursa olsun, eğer demokrasiyi savunuyorsa totaliter rejime hep birlikte dur diyeceğiz. Ve demokrasiyi getireceğiz. İlkelerimiz ne olacak? İlkelerimiz yazılı olacak. İlkelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. İlkeler üzerinden hareket edeceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden bu coğrafyadaki herkesi kucaklayarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Nasıl mı bütün bunlar? Ben madde madde açıklamıştım. Üç veya dört ayrı toplantı açıklamıştım. Arzu eden vatandaşlarıma o maddeleri tekrar ama tekrar bana adreslerini verirlerse o adreslere de gönderirim. Önümüzdeki günlerde bunları da bütün ayrıntılarıyla anlatmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bütün bunları dostlarımızla birlikte, işçimizle, çiftçimizle, memurumuzla, emeklimizle, işsizimizle, kadınımızla, erkeğimizle hep birlikte yapacağız. Bu ülkede huzur istiyoruz. Bu ülkede beraberlik, birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkesin karnı doysun istiyoruz. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. Bunları yapacağız. Yapacağıma da söz veriyorum. Bütün milletime söz veriyorum.